Yani bölgemiz hem turizm anlamında hem yeraltı zenginlikleri anlamında çok iştah kabartıyor. Bu da her gün yeniden dosyaların, yeniden bir mücadele alanı açılması gerçekliğinin hayatımızda olması anlamına geliyor. Bildiğiniz gibi Akbelen'den Bargilya Ağaoğlu'na ya da Simpaç'tan Deştin'e kadar çok önemli çevre mücadelelerinin, doğa hakkı mücadelelerinin olduğu bir bölge burası. Şu ana kadar bu söylediğimiz mücadele alanlarından sadece Deştin tamamlanmış durumda, çimento fabrikasına karşı verilen mücadelenin. Onun dışında sıraladığım bütün yerlerde çata çat karşılıklı satranç oynadığımız, hakikaten bir satranç oyunu gibi bu mücadeleler devam ediyor, yürüyor. Maalesef hiçbir zaman taleplerimizde yasa dışı bir şey uygulansın gibi bir şey yok, istek yok. Böyle bir talebimiz yok. Bizim bütün bağırıp çağırmalarımız, bütün aktivist eylemlerimiz, bütün hukuk önünde mücadelelerimizin bir tek amacı var. Ya kardeşim, sen bir yasa koymuşsan ortaya, o zaman bu yasalara uyuyorsun. Yani biz herkesi yasalara uymaya davet ediyoruz. O yüzden çok saçma bir varoluşumuz var. Herkes işini yapıyorsaydı biz de zaten buna yapmıyor olacaktık. Bize ihtiyaç olmayacaktı. Bu kadar basit bir denklem olayın temeli. Ama hopa çok ayrı bir şey. Çünkü orada göz göre 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 bir cinayet işlendi. Ve bu cinayet sadece oraya münferit bir cinayet değil. Belli ki Türkiye'de imelenen, kamuoyunda yer bulan, haklılık gören, ekoloji mücadelesi, yaşam alanları savunusu halkta karşılık gördükçe bu mücadelenin sesi kısılmak istendi, gözü korkutulmak istendi ve gencecik bir insanın hayatı elinden alındı. Bu sadece anlık bir öfkeyle yapılan bir cinayet olarak değerlendirmek mümkün değil. Ortaya çıkan bu trajik durumu da çok iyi anlatan bir dostumuz, derdi doğru anlatınca onun da sesi kısılması gerekti. Tutuklama kararı da tam buradan geldi. Çünkü o kadar içten, o kadar yaşadığını doğru cümlelerle aktardı ki böyle doğru anlatanların dışarıda serbest olmaması gerekiyordu. Ya yürüttüğümüz mücadelede elbette her türlü yöntemin deneneceğini biliyoruz. O yüzden şunu söylemek mümkün. Sanmasınlar ki korkacağız, geri adım atacağız, vazgeçeceğiz, sesimizi kısacağız. Hayır, bu ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi, ne kadar barışçıl ve hakların elde edilmesi, kazanılması yönünde doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Evet, korksunlar ama biz korkmayacağız. İklim Adaleti Koalisyonu ve Ekoloji Birliği olarak depremin birinci yılında bir deprem raporu yayınladık. Hem ilk olduğu anda ekolojik temelli bir bakışla yayınlamıştık. Bir de aradan bir yıl geçtikten sonra ne değişti diye baktık. Orada çok ilginç sonuçlarla karşı karşıya kalmıştık. Şöyle ki, mesela 2022 yılında toplam toplu konut projesi için ÇED başvurusu 28 tane toplam ÇED başvurusu olmuş tüm deprem bölgesinde. Doğal olarak diyorsunuz ki binalar yıkıldı, yeni yaşam toplu konutlar yapılacak, bu sayı çok artar. Kaç tane ÇED başvurusu olmuş biliyor musunuz 2023'te? Bir tane. Yani yıkım bir yağma alanı, yağmalanacak alan olarak görülmeye başlanmış. Rahatsızlık, usulsüzlük, baskıyla, gasp etmeyle, ele geçirme, insanların çaresizliğini ranta ve çıkara dönüştürme. Çok ahlaksız bir şey. Yine orada çok dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi,
Bölge yakılmış, yıkılmış. En azından maden projeleri, işte GES'ler, RES'ler azalsın. Tam tersine onun üstü bir artış var. Yani hani biz hep şeyden yakındık ya, işte asbest tozuma var, insanlar ölüyorlar, haklıydı. Ama aslında o toz dumanın yarattığı bulanıklık birilerinin yağma heveslerini arttırmış, iştahlarını kabartmış. Bunu rakamlardan çok görüyoruz. Tüm bu kurallıksızlıklarda zeytinler bu ülkenin en iyi korunan alanlarının mevzuatlarla korunan alanlardan biri olmasına rağmen Hatay'da insanların başına dünya yıkılmaya devam ediyor. Zeytinlikleri gasp ediliyor. Hemen yanı başlarına asbest yetmezmiş gibi çimento santralleri kuruluyor. Düşünün, binaları üretecekler. Aslında çimentoyu ya da çakılı, çünkü çakıl ocaklarında da çok artış olduğunu bu rapordan görmüştüm. Karayoluyla getirmeleri mümkün. Ama orada bile insan hayatı o kadar değersiz ki o maliyeti bile göze almıyorlar. Hemen yıkımın olduğu yerde sanki yeterince tahribat yokmuş gibi zeytinlik alanlarını keserek, yeni maden ocakları, çakıl ocakları açarak ya da beton santralleri açarak aslında o depremin sarsıntısının hala devam ettiğini gösteriyorlar bize. Çünkü o da öldürdü, bu da öldürecek. Hiçbir farkı yok. Bence ekoloji mücadelesi fena gitmiyor. Bence aslında Türkiye'deki siyasetin önünde, yani siyaset henüz ekoloji hareketinin o yakaladığı ivmenin farkında değil. Çünkü hayat, gerçek hayatla temas eden, bir alışverişi mümkün kılan ve belki de Türkiye siyasetini hediye edeceği şey o olacaktır. Taraflar arasında, yani ekolojistler ve yerel halk arasında eşitlik ilişkisini kuran, birbirini anlayan, dinleyen ve sözüne değer veren bir ilkeyle, eşitlikçi bir yaklaşımla ilerliyor. Bu bence en güçlü yanı. Ama öğreneceğimiz çok şey var elbette. Fakat zaman zaman zorlukların boyutu dayanılmaz oluyor. Çünkü saldırı bir sağanak gibi hiç durmuyor. Bir yere karşı bir şey kazanıyorsunuz, bir davayı, bir alanı kazanıyorsunuz. Hemen bir harfi ya da bir kelimesi değiştirilerek aynı mesele yeniden önünüze getiriliyor. O bir döngü, bir kısır döngü gibi. Belki de en temel açması bu. O yüzden belki bizim de geliştirmemiz gereken yan şu olabilir. Daha bütüncül çözüm arayışları da bizim yeni dönemde gündemleştireceğimiz meselelerden biri olacak gibi görünüyor.